TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri, olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. Yarın tüm yurtta bugüne kadar yapılan en yoğun salgın denetimi gerçekleştirilecek. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısına yanıt verdi. Kayseri'de yapılan terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Altın Türkiye tarihinin rekor yükseliş günlerini yaşıyor. Altının gram fiyatı 460 TL'ye kadar yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yarın tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın tüm yurtta bugüne kadar yapılan en yoğun salgın denetiminin gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından kontrollü sosyal hayat mesajıyla yaptığı açıklamada, yarın Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta hepimiz sahada olacağız dedi. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Yapılan aylık kat sayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37.070 liraya çıktı. Dövizli askerlik ise 5.563 euro oldu. Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz ayı Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37.070 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37.070 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizde askerlik yapacak olanlarsa 5.563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik 35.054 liraydı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısına yanıt verdi. Akşener, Bahçeli başta ben olmak üzere partimize saldırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin ifadelerini kullandı. Bir defa açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki. MHP lideri Devlet Bahçeli dün basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e evine dön çağrısında bulunmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği Meral Akşener'den Bahçeli'ye yanıt geldi. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin, siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim ifadelerini kullandı. Ben şimdi aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Birincisi bu. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde üzerine salgın yaşadığımız bir dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin, tarımımızın
pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Sayın Erdoğan, lütfen ortağınızı üzerime sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir." çağrısı yaptı. Sayın Erdoğan, lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'de Temmuz ayında ihracatın geçtiğimiz yıla oranla %2.8 büyüdüğünü, geçtiğimiz Haziran ayına göre %11.4 oranında arttığını belirtti. Başkan Gülsoy, Temmuz ayında ihracatın 2020 yılının en yüksek rakamlarına ulaştığını söyledi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz ayında hızlanarak sürdüğünü belirten Başkan Gülsoy, Kayseri'nin 2020 yılı 7 aylık ihracat rakamları incelendiğinde %9, ülke genelinde bu oranın ise %13.7 olduğunu ifade etti. Temmuz 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, 2019 yılı için Kayseri ihracat rakamı Temmuz ayı 185 milyon dolarken, TİM verilerine göre 2020 yılı Temmuz ayı 190 milyon 213 bin 543 dolar olmuştur. Kayseri serbest bölgemiz Temmuz ayında 44 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda Kayseri'nin ihracatı 234 milyon 522 bin dolara çıkmıştır. Artış %2.8 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Temmuz döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya gibi ülkelerde de ihracat miktarları artmıştır dedi. Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı ülkemiz iyi bir sınav vermiştir. Salgın nedeniyle dünyada ekonomik anlamda çok zor günler yaşanırken ülkemizde ihracatımız artmış, pazarlarımız genişlemiştir. Pandemi sonrası ihracattaki toparlanma Temmuz ayında da hızlanarak sürmüştür. Ülkemiz ve şehrimizdeki ihracat rakamlarımız 2020 yılının en yüksek rakamlarıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımız yükseleceğine ve Türkiye ekonomisinin normalleşme adımlarıyla güçlü bir çıkış yapacağına inancımız tamdır. İş dünyası olarak bu denli zorlu tablo karşısında umutsuzluğa kapılmadan memleketimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışmanın ve gayretin içerisinde olacağız dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ heyeti, Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Altın, Türkiye tarihinin rekor yükseliş günlerini yaşıyor. Altının gram fiyatı 460 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altınsa 780 lira civarında. Kuyumcu esnafı Şaban Zıkkabun altındaki bu gelişmeyi yorumladı. Altın aldı başını gidiyor. Bugüne kadar 40 yıllık meslek hayatımızdaki görmüş olduğumuz altının en yüksek fiyatını bugünlerde yaşıyoruz. Bugün altının ons fiyatı 2036 dolar seviyelerine kadar çıktı.
Altının gram fiyatı 460 TL'ye kadar yükseldi. Kuyumcu esnafı Şaban Zıkkavun altının bu fiyat artışında her zamankinden daha ileri gittiğini söyledi. Bu arada tabii Türkiye'de dünle bugün arasında biraz dolar euro'da da oynamasıyla birlikte bir miktar daha yükseliş bekleniyor. Eğer bu otoritelerin söylemiş olduğu rakamlar doğru olursa her zaman söylediğim gibi bir geri, İki ileri mehter gibi gider dediğim altın artık bir geriyi de unuttu. Hep üç ileri gidiyor. Dün altının gramı 448 bin liraydı. Has altın fiyatımız dün bu saatlerde. Bugün altının gram fiyatı 465 bin liranın üzerine geldi. Yani gramında 17 lira civarında bir fiyat koymuş oldu. Kuyumcu Zıkkavun bu durumun altın satan esnafı olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak yatırımcılara altına yönelmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Dünkü sattıklarımız, paralarımız elimizde duruyor. Sattıklarımızın yerine koyamaz hale geldik. Yani zannedersem dükkanı kapatıp birkaç gün tatile gitsek, dükkanımızı açmasak bundan daha kazançlı çıkar vaziyetteyiz. Tabii ama bunu yapamadığımıza göre işte altın devamlı yükseliyor. Ben yatırımcı arkadaşlarımıza hep şunu söylüyorum. Dövizden falan uzak durun. En güzel yatırım altın olarak görüyorum. Koronavirüs nedeniyle yurt dışından buğday ithal edilmemesi ve bu sene beklenen verimin alınamaması un fiyatlarını yükseltti. İşletmeciler artan un fiyatlarının ekmeğe zam olarak yansıyacağını söyledi. Buğday fiyatlarındaki yükseliş un fiyatlarını da etkiledi. Unlu mamül işletmecileri de bu artışın ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacağını söyledi. Tabii ki yani ekmeğe zam kaçınılmaz olur un fiyatları yükseldiği zaman. Zaten fırıncı camiası bir zam beklentisi var bütün iller genelinde. Zam beklentisinin ana sebebi, ana bizim ham maddemiz un tabii ki. Bir ekmeğin içerisindeki maliyetin %50'si undan kaynaklıdır. Un fiyatlarında yükseliş var. Ekmek, tabii bu yükselişin nedeni de buğday fiyatlarının yüksek olması. Açıklar Un Yönetim Kurulu Başkanı Selim Açık, bu fiyat artışlarının sebebinin buğday üretimindeki düşüş olduğunu ve tüccarların tarla başında buğday alarak fiyatları artırdığını ifade etti. Her yıl devlet planlı bir şekilde ekilen ürünlerin ve çıkacak mahsullerin hesaplamasını yapar. Geçen yıl için beklenilen 21 milyon ton ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve diğer sınıflara ayırdığımız buğday grubu vardı. Bu yıl için bu dekolteyi yakalamama gibi bir durum var. Yani 21 milyon ton konulan hedef bu yıl 18,5 milyon ile 19 milyon arasında olacağı düşünülmekte. Devlet tabii bunun tedbirlerini alabilir. Ama buğdayda hiç olmayan bir şey oldu bu sene. Tüccarlar tarlalara giderek kamyon kendi araçlarıyla çiftçilerden mal aldı. Bunu almaların sebebi de dekoltenin düşük olmasıydı. Geçen yıl ekmeklik buğday 1350 yani 1 TL 35 kuruş. Biz 1 TL 40 kuruş arasındaydı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım için hedeflediği fiyat 1.65-1.70 bandındaydı. Ancak ne var ki şu an fiyatlar 1.80-1.85'e kadar ekmeklik buğdayda yükseldi. Bu yükselişi işletmeler olarak kendilerinin de beklemediğini söyleyen Selim Açık, en büyük etkenlerden birinin pandemi nedeniyle ithalatın durması olduğunu da ifade etti. Bu yükselişi biz de beklemiyorduk. Uncular olarak, un fabrikaları olarak. Ekmek firmalarına da tabii bu yansıma yakın bir zamanda olması gerekir. Buğdayın dekoltesinin düşük çıkmasının yanı sıra geçen son yaşamış olduğumuz 6 aylık dönem içerisinde pandemi sürecinde bize gelen ithal dediğimiz ithal buğdaylar düzenli bir şekilde gelmedi. Türkiye bu transferi de yapamadığı için fiyatları tetikleyen birinci unsur oldu. Daha sonrasında dekoltenin düşük olması, esnafların, tüccarların tarlalarda kendi araçlarıyla alım yapması peşin para bir şekilde. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyatı düşük bulmaları çiftçinin bu yükselişi getirdi. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'ndaki etkinliklerine zirve tırmanışlarıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Erciyes AŞ tarafından başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca dağcıları ağırlayacak.
Türkiye'de ilk kez Erciyes'te zirve tırmanışları başladı. Erciyes Dağı yaz sezonu boyunca dağcıları ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim dağ sporlarının yapılabildiği bir merkez olarak ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından her yıl yapılan zirve tırmanışları bu yılda yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç her yaştan doğa severlerin etkinliğe katılabileceğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Kayserimizin incisi Erciyes'te yaz aylarında birçok spor aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Zirve tırmanışları da bu etkinliklerimizin başında geliyor. Şehir hayatından kaçıp doğaya saklanmak ve izole olmak isteyenlerin keyifle katılabileceği bir etkinlik. Biliyorsunuz, salgın sürecinde anladık ki kalabalık ortamlar ve kapalı alanlar risk taşıyor. Doğayla buluşmak hem sağlık açısından hem de şehrin kalabalığından uzaklaşmak yönünden çok önemli. Zirve tırmanışları da Erciyes AŞ'mizin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülüyor. Dağcılarımız 2800 metredeki dağ evinde kalıyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor dedi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen zirve tırmanışları programına katılmak isteyenler 0352 342 36 17 hattından ya da 0538 651 0004 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırabilirler. Melikgazi Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Öte yandan Koca Sinan, Talas ve Hacılar Belediyelerinin de meclis toplantıları yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığındaki meclis toplantısında 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Melikgazi Meclisi'nde imar konuları ağırlıklı olmak üzere önemli gündem maddelerinin görüşüldüğünü söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizde aynı hedeflerle hep beraber meclisimizin katkısı ve personelimizin özverisiyle ilçemize güzel işler yapıyoruz ifadelerini kullandı. Koca Sinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Çolak Bayraktar, yerli tohumların çoğaltılması konusunda yeni çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Talas Belediye Meclisi toplanarak gündemindeki maddeleri karara bağladı. Gündemde yer alan 18 maddenin tamamı oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, son bir ayda yapılan belediye faaliyetleri hakkında özet bilgiler aktardı. Ağırlıklı olarak imar konularının yer aldığı meclis toplantısında 18 gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yalçın da sağladıkları destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Koca Sinan Belediyesi 2015 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını belirterek, yapılan her hizmet şehrimiz içindir dedi. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Koca Sinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, hizmetlerimizle hemşerilerimin yüreğine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Koca Sinan bölgesinde doğan her bebeği hoş geldin bebek diyerek karşılıyoruz. Bu proje ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Koca Sinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizde yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Koca Sinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca Sinan Belediyesi'nden hoş geldin bebek seti almak isteyen ilçe sakinleri yeni doğan
bebeklerin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Koca Sinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağını belirtti. Yahyalı Belediyesi, ilçede büyükbaş hayvancılığı geliştirmek ve hayvan besicilerinin sıkıntılarını gidermek için mera yollarını bakıma alıyor. İlçede özellikle havaların ısınmasıyla birlikte besicilerin yoğun olarak hayvanlarını götürdükleri meraların yolları kış ve bahar ayındaki yağışlarda zarar görüyordu. Bu sıkıntıları giderecek olan Yahyalı Belediyesi mera yollarında bakım, onarım ve genişletme çalışması yapacak. Malzememiz herhalde yapıyorlar arkadaşlar. Başkanım bu sene bulduk. Mera yollarının durumunu yakından görmek için Derebağ Mahallesi'nde yer alan meralarda incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçemizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle besicilerimizin kullandıkları meraların yollarını bakıma alacağız. Çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak dedi. Buraya Allah nasip ederse belediye olarak bir dokunuşumuz gelecek iş makinelerimizle. Yollarımızı yaptıktan sonra gerek küçükbaş hayvancılık gerekse büyükbaş hayvancılık ve tarımla ilgili çok güzel arazilerin olduğunu yerinde görme imkanı bulmuş olduk. Ben tabii Fatih Başkanımıza ve muhtarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalımız tarımda, hayvancılıkta, madencilikte ön planda olan lokomotif sektörlerimizden bir tanesi. Bu manada biz yanlarında olmalıyız. Yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Tabii küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın. Tabii belediye olarak tüm iş makinelerimizi inşallah buraya seferber ederek bunların buradaki hemşerilerimizin de duasını almak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah buraya getireceğimiz hizmetler diyorum. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın intihar amaçlı atladığı baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. İlçede bulunan Ağacaşar Barajı'nda meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kadın baraj gölüne atladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkartılan T.Y. ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken bina sakinleri de büyük panik yaşadı. İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de büyüyen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada bazı bina sakinleri gözyaşlarını tutamazken büyük panik yaşandı. Dumandan etkilenen iki kişi de olay yerindeki ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık çalışanından örnek bir davranış geldi. Kayseri'de minibüsün üzerinde sıkışan Türk bayrağını yaralıya müdahale etmek için kaza yerine gelen sağlık çalışanı önce temizledi, ardından da katlayarak araca koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi vatandaşlardan takdir topladı. Kayseri'de kaza yapan minibüsün üzerinde bulunan Türk bayrağını sağlık çalışanı temizledi. Koca Sinan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38VK881 plakalı minibüs refüjdeki ağaca çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralı şahsı ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindiren sağlık çalışanı, kaza yapan aracın önünde sıkışan Türk bayrağını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanı, özenle aldığı Türk bayrağını önce temizledi, ardından da kaza yapan aracın içerisine koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. HES bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Covid-19 salgın süresince vatandaşların daha güvenilir ve daha hijyenik ortamlarda bulunmaları için aylardır her alanda titiz bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına HES Kablo Kayseri Spor'un Recep Mamur tesislerinde devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde koronavirüse karşı aldığı tedbirleri artırarak devam ediyor. Buna göre her alanda dezenfeksiyon işlemi yapan Büyükşehir Belediyesi, HES Kablo Kayseri Spor Recep Mamur tesislerinde hem hijyeni sağlamak amacıyla hem de haşereyle mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Tüm Kayseri'nin ortak değeri olan Kayseri Spor'un antrenmanlarını yaptığı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, açık ve kapalı yüzme havuzları, malzeme odası, teknik direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alan hem dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu hem de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlandı. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul toplantısı ertelendi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın Dernek Genel Kurul toplantıları 31 Ekim 2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelendiği hatırlatıldı. Buna rağmen Kayseri Valiliğimizin olurlarıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Federasyonumuz Genel Kurulu'nun planlanan tarih olan 8 Ağustos 2020 tarihinde yapabilmemiz için gerekli iznin verilmesi hususunda müracaatta bulunduk. Pandemi nedeniyle genel kurulun yapılmayacağı tarafımıza bildirildi. Pandemi ile ilgili şartlar düzeldiği takdirde genel kurulumuzu Kasım ayı içerisinde yapabileceğimizi, genel kurul tarihine kadar federasyonumuz tüm kurullarıyla birlikte görevinin başında olup Kayseri Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine devam edecektir ifadelerine yer verildi. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yine her gün bu ekranlardan haberleri ve gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.